Evet arkadaşlar, merhaba. Filipin Savaş Sanatları uğraşan arkadaşlar sırayla bize sordukları sorulardan bir tanesi, malzeme ve ekipman çantası nasıl olması lazım? İçinde ne tür malzemelerimiz barınması lazım? Bunlardan kısa kısa bilgiler paylaşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, hani kişi hangi branşla uğraşırsa uğraşsın, mutlaka o branşın malzeme ve ekipmanla bulundurması gerekir. Bunun nedeni, antrenmanlarda daha iyi bir performans sergilemesi için ve şahsi bir malzeme olacağından dolayı daha iyi şekilde kullanacağından hiçbir şekilde şüphemiz yok. Nasıl ki farklı branşlarda kendine göre malzemeler varsa, bu branşın da kendine göre malzemeleri var. Bunları kendiniz de temin edebilirsiniz veya yapabilirsiniz. Neler olması lazım? Kısa kısa paylaşalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle bir çantanız olması lazım. Bütün malzeme ve ekipmanlarınızı barındırabileceğiniz cepleri olan muazzam güzel bir çantanız olması gerekiyor. Pekala, kişi yeni başladı, öğrenci yeni başladı. İçinde ne tür malzemesi olması lazım? Arkadaşlar, iki tane korumalı sopa olması gerekmekte. Bunlar antrenman sırasında herhangi bir kişinin zarar görmemesi için esneklik sabit olan, patlayıcı kuvveti daha az olan malzemelerden oluşuyor. Evet, böyle bir malzemenin içindeki sünger dokusu antrenman sırasında beklenmedik bir karşılaşmada iki tarafında zarar görmemesi için ehemmiyet teşkil eder. Öğrenciler biraz ilerledikten sonra önerimiz yine Filipin Savaş Sanatları'nda yer alan RATTAN olarak adlandırılmış uluslararası bir bambuya türlerinden esnekliği olan, diş dokusu yüksek olan malzeme ve ekipmanlardan oluşur. Bu diğer sporlardan farklı olarak titreşim fazla olacağından dolayı normal sert bir sopaya göre daha az deformasyon yapar. Evet, ilerlemiş arkadaşlar için, ileri seviyedeki olanlar için Bahi adı verilen bu tür sopalarında olmasını önerebiliyoruz. Tabi bulması zor olan sopa türleri arasında yer alan Kamagong'un da ileri safhalarda çantalar olmasını sağlarsanız sizler için daha iyi olacaktır. Evet, mutlaka ve mutlaka antrenman sırasında herhangi bir sakatlık olmasın diye eğitim bıçaklarını da çantanızda barındırabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu bir ağaçtan da olabilir, metalden de olabilir. Ağaç da olsa, metal de olsa ayrıntısı şu arkadaşlar, hiçbir şekilde kesmiyor olması lazım. Ve hiçbir şekilde çapağıdır, zarar verecek herhangi bir açısı olmaması gerekmektedir. Tabii bunları siz kendiniz de yapabilirsiniz. Lakin metallerle uğraşmak zor olacağından dolayı ahşap tercih edebilirsiniz. Ahşap da olsa yanları, köşeleri kesmemesi gerekmekte. Önerimiz her zaman için metallerdir. Çünkü metallerin enerjisi farklıdır. Daha gerçekçi bir çalışmaya doğru sizi sürüklemiş olur. Tabi eğitimin modülüne göre, eğitmenin modülüne göre karambitte çantanızda olması gerekiyor. Az önceki bıçaktaki vermiş olduğum örneklik gibi hiçbir şekilde kesmemesi lazım. Ki bunu ağaçtan da aynı şekilde yapabilirsiniz. İleriki zamanda bu tür aletlerin nasıl yapılacağı konusunda kısa kısa bilgiler paylaşacağım. Evet değerli arkadaşlar, yani çantada öğrencinin eğitimin modülüne göre işte bir baron olabilir, bir bolo olabilir ki bu bizim kültürümüzde böyle sallama türü falan derler. Ama bunların hiçbir şekilde kendini kesmemesi gereken kısımların mutlaka bakılması ve bu konuda hassasiyetli olmanızı öneririm. Olmazsa olmaz işte kriz bir çantanızda yer alabilir. Bir eğitim tarzı karambit bıçak yer alabilir. Tavsiye niteliğinde elinizin deformasyonu olmasın diye eldiven tutuş bölgesine herhangi bir şekilde rahatsız vermeyecek şekilde eldiven olabilir. Peki arkadaşlar, bu tür malzemeleri bir yerden bir yere taşırken tabi elinizde bir resmi evrak olursa, yani bu sporu yaptığınıza dair resmi bir evrak olursa sizler için büyük bir avantajdır. Olmaması durumunda herhangi bir aramaya denk gelirseniz problem yaşayabilirsiniz. Nitekim golf oynayan veya farklı branşlarla uğraşıp böyle sert materyaller, işte beyzboldur vesairedir,
Amerikan futboludur. Ona göre malzemeler bunda, ekipman çantasında, sporla uğraştığınıza dair bir evrak, bir de bu malzemelerin hiçbir şekilde bir insana zarar vermeyecek şekilde düzeneye sahip olması lazım arkadaşlar. Evet, bu malzemelerimizi tekrar yerine koyalım. Çantayı tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, bu çanta tutuş yeri var. Sırtınıza takıp dolaşabilirsiniz. Antrenman sırasında getirip götürebilirsiniz. Ve size yapma isteği uyandırır. Yani eğer bir çantanız varsa, içinizde metal elleriniz varsa, hangi branş olursa olsun, o branşta daha uzun yıllar yapabildiğinizi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda, bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.